Pek kıymetli dostlarımız, değerli basın mensubu arkadaşlarımız, çok şeref verdiniz. Bugünkü davetimize katıldınız. Gerçekten çok mutlu oldum sizleri burada görmekten. Tabii biraz yorgunluk verdik, eziyet verdik ama olsun. Sakarya oldu mu mevzu, o eziyetleri göz önüne almıyoruz. Hep birlikte olmanın tadına vardık burada. Şimdi ben sizlerle hem bir daha sıcak ortamda bulunmak hem de bazı bilgiler vermek için bu toplantıyı organize ettim. Hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Umut ederim ki yolun sonunda hep birlikte yeşil siyah bayraklarımızla şampiyonluğu kutlarız hep birlikte. Çark Caddesi'nde, bulvarda hep birlikte o keyfi yaşarız. Hayalimiz bu. Hayal etmezseniz hiçbir şey olmaz. Ama başarıya ulaşmak için de çok çalışmak gerekiyor. Tabii bu işler lafla da olmuyor. Doğru bir kadro, doğru bir teknik heyet ve basının gücüyle, basının desteği, taraftarımızın desteği artı Sakaryalı iş adamlarımızın da biraz daha kıpırdanmaları lazım, daha yardımcı olmaları lazım ki oluyor. Şu anda bir hava var şehirde. Ben sezon sonunda bütün şehri yeşil siyah bayraklarla donatıp şampiyonluğu kutlayacağımızı ve ondan sonra da bir bir yukarı çıkacağımızı düşünüyorum. İnşallah bu şeyimiz gerçek olur. Bu isteğimiz gerçek olur. Çünkü bu şehir buna layık. Gerçekten çok uzun süredir bu ligdeyiz. Ben bu ligi hazmedemiyorum şahsen. Hiçbiriniz de hazmedemiyorsunuz muhakkak surette. Ben hep söylüyorum. Demin canlı yayında da söyledim. Bizim fiziksel olarak vücudumuz bu ligde. Beynimiz Avrupa'da. Ben Sakaryaspor'u Avrupa'da seyretmiş bir kişiyim. Allah nasip etti bana onu. Bundan sonra da ömrümüz olursa bir daha bir Avrupa'da görmek isterim. İnşallah. İnşallah. Hep birlikte buna ulaşırız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi konularımıza geçmek istiyorum. Bazı bilgiler vereceğim size. Biliyorsunuz bu şeyde tabii her şey çok saklı kalmıyor. Zaman zaman haberler sızıyor şey olarak. Bir Slovakya kampı gazetelerde de okuduk. Bu Slovakya kampını, yani yurt dışı kampı diyelim biz buna, isim de koymayalım. Belki yer değişebilir, mekan, önemi yok. Böyle bir isteğimiz var. Yani yurt dışı isteğimiz kesin. Yani bu nedir, ne sağlar bize? Yani bir baksınlar bakalım Sakaryaspor'u. Yani öyle üçüncülükte olduğumuza hiç kimse aldanmaz. Yani hiç kimse aldanmaz. Yani yanılırlar. O sportif başarısızlığımızın sonucunda gelen, işte kadronun eksikliğinden falan gelen bir mevzudur. Onun dışında bu tarihi ben şimdi size veremiyorum. Teknik heyet oluştuktan sonra kamp tarihi belirlenecek. Ama yurt dışında yapma isteğimiz çok fazla. Bu nedir? Kurumsal yapılanma konusunda çok hızlı bir şekilde başladık çalışmaya. Gerçekten çok eksiklerimiz var. Yani yapısal anlamda, yani ekibimizi çoğaltmamız lazım, bilgi işlemi çoğaltmak lazım. İşte medya, internet sitesi, haberleşme ağının yenilenmesi lazım. Bu bağlamda olgunlaştırdığımız projeleri sizlerle paylaşacağım, adım adım paylaşacağım. Yani yaptıkça söyleyeceğiz, yani göreceksiniz zaten bunu, takip edeceksiniz. Ama çok eksiğimiz var. Yönetimin dışında da destek aldığımız genç arkadaşlarımız var, bu konuda bilgili olanlar. Bu bizim için en önemli şey. Yani kimsenin önünde eğilmeyen, kişilere bağlı olmayan, kasasında parası olan bir Sakaryaspor. Tıkır tıkır yürüyen bir sistem. Bunun örnekleri var. Umut ederim ki, tabii ki bu kolay bir şey değil. 3-4 yıllık bir süreçte gerçekleşecek bir süreç. Bunu da sağlarız. Geçen gün Rüstemler tesislerinde ilk basın toplantısını yaptık biliyorsunuz. Biz onu yaparken yönetim kurulu toplantısını yaptık. O arada futbolcu kardeşlerimizin kaldığı odaları oğlum Hakan Pizrenli resimlemiş. Gitmiş yukarı resimlemiş. Ve geldi bana. O resmi gösterdi. Başkana gösterdi. İsmail Başkan'a gösterdi. İsmail Başkan hemen dedi bunu bir gündeme alalım.
Şimdi bize gelecek teknik direktörümüz, futbolcumuz 5 yıldızlı bir tesiste kalmalı. Huzurlu olmalı. Yani huzurlu olmazsa mekanı huzurlu olacak, ortamı huzurlu olacak. Sırf ortamı huzurlu, odasına giriyor, doğru dürüst yatağı yok. Doğru dürüst şey yani çok lüks bir ortamda, temiz bir ortamda diyelim, daha şık bir ortamda kalması gerek diye düşünüyorum ben. Yani dolayısıyla Sakaryaspor'a herkes gelmeye can atmalı tesisiyle, her şeyiyle. Bu çok önemli bir şey. Hani aslan yatağından belli olur denir. Bunu sağlamamız lazım. Bu planı yaptık. Bu planı yaptık ve bazı şeyler var. Dilekçeleri başkan hazırlıyor. Belediye başkanımızdan da yardım isteyeceğiz. Ona göre belki federasyonla görüşmeler yapacağız, değil mi? Milletvekillerinden alacağız. Şansal Bey'den de bu konuda şey istedik, serileştirmek anlamında. Rüstemlere çok hızlı gireceğiz. Gelen futbolcular değişimi fark edecek. Yani geldiği zaman ya bu oda burada var mıydı? Yani diyecek. Bu değişikliği sağlamak lazım. Bu bizim için bu da çok önemli bir şey yapmamız gereken. Yeni stadyum açılışımız var bu sene. Nasip olursa. Bu stadı açarız tamam. Güzel bir şekilde yaparız ama korumak çok önemli. Burada biz taraftarlarımıza da bir ziyarete gittiğimizde, Oktay Bey'le de görüştük şeyde gittiğimizde temel. Onlardan da rica edeceğiz stadı korumaları konusunda. Rica edeceğim ben yani. Resmen lütfen diyeceğim. Bir ekip kurun. Stadı koruyun. Eviniz gibi koruyun yani. Başka kime söyleyebiliriz korumayı? Güvenlikle falan bu işler olmaz. Olmaz. Biz taraftarlarımızdan rica edeceğiz. O stadı korusunlar. Sahiplensinler. Evleri gibi sahiplensinler. Herkes kendi yerine gelsin otursun. Ben senelerdir maça gelirim. Daha bir kere yerimde oturduğumu hatırlamıyorum. Ya ben yerimde oturmak istiyorum. Her taraf boş olsun. Ben yerimde oturmak istiyorum. Yani bu bir şey Temel. Çok önemli bir şey. Yani neticede stadın açılışını tabii çok şey planlıyoruz. Onun görüşmelerine başladık. Stadın yani açılışını nasıl yaparız? Şimdiden fikir jimnastiği başladı. Vakit çok gibi gözüküyor. Yok. Vakit çok kısıtlı. Şimdiden programı almazsan gelemezsin. İmkansız. İmkansız. Burada tabii çok büyük bir kulüple oynamayı düşünüyoruz. Ve eski Sakarya'dan yetişen değerler, gelecekteki değerlerimizi ilk açılışta stadın ortasında toplayıp gelecekten bugüne yıldızlarımız diye veya bir isim koyarak onları orada onara etmek ve o bütün hepsini orta sahada toplayıp işte belki ne bileyim onu yapacak, organize şirketi yapacak. Çok görkemli bir şey yapıyoruz. Ondan sonra bir belki ünlü bir ses sanatkarı olacak. Ondan sonra da üç büyüklerden veya yurt dışından bir takım getirmeyi düşünüyoruz açılışa. Dünya alem Sakarya'yı bir görsün. Yeter artık. Yeter. Yani gerçekten yeter. Yani. Bunları lütfen bize dua edin, yardım edin. Bunları başaralım. Yani bu işleri yapabilirsek ben çok büyük keyif alacağım. Bütün yönetim kurulu arkadaşlarım çok büyük keyif alacak. Yani bu heyecanımız var. Stat açılışımız mükemmel olacak. Mükemmel olacak. Yani buna söz veriyorum. Hani bu profesyonel bir şirketle çalışacağız. Bu haberi vermek istedim. Sakarya Store'larla alakalı şimdi bir haberimiz daha olacak. Sakarya Store'u büyük bir çabayla stadın önünde açmıştık biliyorsunuz. Ondan sonra orada 2,5-3 ay Rahmi Bey'le, Rahmi kardeşimizle çok yoğun çalışmalar yaptık. Gerçekten Rahmi Bey'in emeği de burada çok fazla. İkimiz görevliydik ama onun da görevi çok fazla. Ve dedi ki her şey barkodlu olsun. Bir tane bedava ürün çıkmasın. Çünkü ben İsmail Başkan beni davet ettiği zaman hep o lafı söylüyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Beni davet ettim. Bir şartla girerim dedim. Sakaryaspor'un yere düşen 1 lirasını arayacaksak varım, varız. Hepimiz var. Tüm yönetim kurulu. Abi aynen öyle dedi. Şimdi bu çok önemli. Şimdi o dönemde maç günleri 2 milyon, 2,5 milyon, 2500 liralık bir hasılata gelmişti. Güne aya vurduğumuz zaman da 600 lira, 700 lira gibi bir gelire gelmiştik. 600 lira dediğiniz zaman 3 kere 6, 18. 18 bin 20-25 bin lira bakın, civarındaydı. Bakın basit. Çok güzel. Hayır, başarı geldiği zaman o rakam hiçbir şey değil. Yani benim beklentim 40 bin, 50 bin lira yalnız store'dan gelir, bir store'dan. Ha şimdi bu sefer orada kalmayacağız. Şimdi tabii o stadın durumu ne olacak? Yeni stada
yetişebileceğiz mi sezona? Yetişirsek stadın altında olacak mağazamız. Onun dışında tabii ki üniversitede bir şey açmayı düşünüyoruz. Corner denen mevzular var. Biliyorsunuz bu üç büyüklerin de uyguladığı cornerlar var. Belki Çark Caddesi. AVM'ler var. Zeki Başkan'la görüşeceğiz. Orhan Bey'le görüşeceğiz. Herkesten yardım alacağız. Sardıvan Alışveriş Merkezi'nde belki bir corner isteyeceğiz. Bunlar zor bir şeyler değil. Bize bir köşe verecekler. Çok fazla bir şey istemiyoruz yani. Orada ürünümüzü satalım. Sakarya'ya bir gelir elde edelim. Mevzu bu. Onun dışında en önemli konu, bu konuyla bağlantılı olduğu için bir maddeyi öne alıyorum şu anda. Marka tescilini yaptık. Hakan, şu marka tescilini başkan bana atmıştı. Bir şunu bulalım şuradan. Marka tescilinin alındığına dair başkan bana onun şeyini attı ki belgesiyle konuşalım. Bu marka tescilli olmayan ürünlerin artık satışına yani kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Yine taraftarlardan yardım alacağız. Onlar, tatangalar bizim yani bizim enerjimiz olmalı. Bizim gücümüz olmalı. Ben yani hepsini gerçekten çok seviyorum. Yani onlar türbünde olmadığı zaman inanır mısınız ben maça gelmek istemiyorum. Maça gelmek istemiyorum açık açık. Yani nasıl olur, nasıl yapar? Yapacağız. Bir şekilde yapacağız yani. Gideceğiz, ziyaret edeceğiz, oturacağız, konuşacağız filan filan. Ve hiç kimse, herkes o bilince ulaşmalı. Alırken ürünü 1 lira, 2 lira, 5 lira fazla verip Sakaryaspor'un tescilli ürününü almalı. Ben Sakarya halkının bu bilinçte olduğunu düşünüyorum. Sakaryaspor'u çok sevdiğini düşünüyorum. Göreceksiniz, bir enerji yakalarsak 1-2 yıl içinde stadın büyütülmesi bile göz önüne gelebilir. O 28 bin bile bize yetmez diye düşünüyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz. Başarı gelsin. Sadece bu. Gönderdim mi? Tamam. Ondan sonra. Evet. Bu arada ben basın sözcülüğümün dışında bir görev daha başkan bize tevdi etti. Storları da yine Rahmi kardeşimiz, ben, müsaade ederseniz o isimleri okuyayım. Erkan Pizrenli, Rahmi Şengül, Salih Kale ve Zafer Kolunsa. Spor sorumu, onları da önümüzdeki hafta toplantıya davet ettim. Gününü belirleyeceğiz. Neden önümüzdeki hafta? Fenerbahçe'yi ziyaret edeceğiz. Oradaki sistemin çalışmasını daha önce Abdullah Kığlı'dan yardım almıştım ben o mağazayla ama tam gerçekleştiremedik onu. O yine barkodlu satmıştık o dönemde. İşte barkoduyla, efendim fişiyle, kasa fişiyle. Hatta kasamız yoktu. Makbusla her malı satıyorduk ama bu sefer giren çıkan her şey müthiş olacak. Fenerbahçe ile bir görüşme yapacağız. Buna Cihan Yıldıran arkadaşımızın çok yakın bir tanıdığı var orada. Oradan yardım alacak ve adım adım şeye mağazayı oluşturmaya çalışacağız. Çok seri bir şekilde, vakit kısıtlı. Yani açılışa kadar bunu yetiştirmemiz lazım. Evet. Onun dışında şimdi dergimizi biliyorsunuz. Bizim bir dergimiz vardı. 4 sayı çıkarabildik. Ben o dergiyi çok sevdim. İşte eski büyüklerimizin, eski futbolcularımızın hepsinin beyanatları olurdu. Basın arkadaşlarımızın yazıları olurdu. Ben hepsini saklıyorum. Zaman zaman bakıyorum. Bundan sonra hemen dergiyi çıkarmaya başlıyoruz. Yani çalışmalara başlıyoruz. İsmail Başkan o konuda şey yapıyor. Onun dışında şimdi transfer çalışmalarına gelirsek. Transfer çalışmalarımız da bu sefer yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Burada İsmail Başkan da zaten transfer komitesinde bizzat kendisi çalışıyor. Burada yeni teknik direktörümüz İsmail Cem Canbaz zaten belli. Yardımcılığına da U19 takımımızın mevcut antrenörü olan İsmail Öz getirilmiştir. Bu karar alınmıştır. Efendim yeni bilgi bu. Yeni iddialı taze bilgi. İsmail geldi. U19 evet. Onu bugüne sakladık vermek için.
İsmail Öz kardeşimiz, İsmail Cem Canbaz Bey'in yardımcısı oldu. İsmail Öz. İsmail'ler. İsmail. Bravo. Güzel bir... Başkan da İsmail. Yani bu müthiş bir şey oldu şimdi. Üç İsmail oldu. İsmail Öz kardeşimiz de senelerdir içimizde olan, hocamıza da yardımcı olacak bir isimdir. Koordineli olacağını düşünüyoruz. Bu böyle. Ateşte görevi devam etmeyecek değil mi? Hayır, yukarı çıktı. O netleşti artık yani. Kaleci antrenörlüğüne de görevine, bu da yeni bilgi olabilir sizler için, Neşet Muharremoğlu getirilmiştir. Ben Neşet Bey'i de çok takdir ettiğim bir arkadaşım. İnşallah. Ne kaleci. Evet. Çok futbol şeyinde çok önemli şeyleri var, başarılar. Neşet Bey de bizim... İnşallah olmaz. Kaleci, sırf kaleci antrenörü Neşet Bey. Ondan sonra budur. Onun dışında sportif teknik direktör. Müsaade ederseniz ben burada size ufak bir tanımlama için, yani ben kendim için bastırdım şeyi. Ama muhakkak bilinen bir şey. Şimdi iki tane tanım çıkardım ben. Teknik direktör nedir? Teknik direktörün tarifi nedir? Gün gün takımıyla ilgilenecek kişidir. Böyle yazmışlar. Ben yani bir daha bir teknik şey alayım dedim. Bilgi biliyoruz teknik direktörün ne olduğunu. Sizler hele çok tecrübelisiniz. Bunu okuyorum ama yani kitabi bilgi anlamında. Form durumları, taktiksel hamleler, oyun anlayışının geliştirilmesi, futbolcuların kişisel gelişimi gibi konular. Teknik direktörün işi olsa da takımın transfer ve kamp bütçeleri, oyun takip sistemi, scouting deniyor galiba değil mi ona scouting? Gençlik geliştirme birimi, altyapı sportif direktörün sorumluluk alanındadır. Teknik direktör. Sportif teknik direktör nedir? Sportif teknik direktör, teknik direktörü baskı altına alan bir pozisyon değildir. Baskı altına alamaz. Alan bir pozisyon değildir. Almamalı yani. Alırsa sorun sizin de. Evet, ama hayır yani buna uymak istiyoruz yani en azından. Değil. Aksine o kişi teknik birikimiyle ona destek olan teknik kadro ve yönetim arasında köprü konumunda bulunan ve futbolcuların özel sorunları da dahil her konuda ona destek olan bir mevkii. Tarif bu. Biz bu tarife uyarsak bu sistem tıkır tıkır yürür. Ama bu tarifi tabii bozmamak lazım. Ben hoşuma da gitti yani, eğer bunu çizgileri hani çizebilirsek, bu çok hassas bir konu. Kişiye bağlı bir şey. Bütün mesele o ekibin birbirleriyle çok uyumlu çalışması gerekiyor. O kişiye gelince, yani şimdi o kişi şu anda net değil ama Raşit Çetiner ismini zaten hepiniz duydunuz. Yani gizli saklı bir şeyi kalmadı. Raşit Çetiner, tabii söylemiyorum, hiçbir şey söylemiyorum. Yani kendini ispatlamış, şey yapmış. 7 sene milli takımlarda çalışmış, orayı organize etmiş bir kişi. Sıkıntılar. Tamam. Şimdi görüşmeler devam ediyor. İsim net değil. Engin İpek ondan dolayı. Olmuş olabilir belki. Neticede yarın bu konu zannediyorum öğleden sonra belli olacak. Çarşamba. Yarın öğleden sonra veya çarşamba. Onu da açıklamasını başkana bırakacağız. Başkanımız açıklayacak onu. Olmama ihtimali var mı? Olmama ihtimali %30 diyelim. %30 diyelim yani. Öyle diyelim. Yani şu anda şimdi sürüyor. Temel. Sürüyor. Şansal Bey'in para işi. Şansal biliyorsun. Parayı da biliyorsun. Sana mı öğretti? Para da anlaşamazsak tamam. Olmayabilir. Şansal Büyükhan'ın burada çok etkinliğini görüyoruz. Gerçekten çok. Kendisine teşekkür ediyorum bir kere daha burada. Hani gerçekten gerçek bir Sakaryalı. Evet, budur. Bir iki isimle daha görüşmeler devam ediyor. Onları da size açıklayacağız. Şu anda herhangi bir şeyi İsimden kastınız başka sportif direktör. Tabii. Olmaz. Tabii başka sporu. Yedek. BC'de. BC'de. Evet. Yok. Şimdi
Onun dışında şimdi sorularınız varsa ben sorularınızı hocam, alayım. Hocam, efendim? Var mı bu arada görüşülen veya bitti bitiyor dedi diyebilirsiniz? Görüşülen o benim size attığım bir arkadaşımız var. Şu anda en net o devam ediyor. Onun dışında yani birçok isim var ama yani şu anda size söylersem şey olur yani sohbet olur yani. Bir sezon için kaç transfer? Onu transfer komitesi biliyor. Ben bana bilgi geldikçe size aktaracağım. Benim burada zaten 30 tane isim var. Var. Duracaksınız. Yakalıyorsunuz ama oradan isimleri de buluyorsunuz. O da tebrik ediyorum. Gözüküyor. Yok, hayır. Hayır. Var. Bir çalışma var. İşte yine bildiğiniz gibi Özgür var. Özgür Abdülkadir. Abdülkadir var. Artı şey var. Sadık o var mı? Fikret gibi gözüküyor. Bilemiyorum olur olmaz. O fena değil. Tabii bunlar şeyin transfer komitesinin şeyi. Onların alanına girmemek lazım. Ama inanın haberi aldığım anda ilk hemen sizle paylaşıyor. Gecenin bir yarısında. Şikayet olsa da haber olsun. Ama işte bazı gazeteler temelde de paylaştık. Onlara da şey yapmak istemiyorum ama haber de beklemez diyorum. Yani bir de haber de beklemez yani. Bu var. Ben şimdi o akşam kısaca bir bilgi vereyim. Hocamızla biz burada toplandık İstanbul'da. Ondan sonra Adapazarı'na geçtiler. Çünkü hocanın ertesi gün bir düğünü vardı. Ramada Otel değil mi? Ramada Otel'de. 9:30 geçe ben haber aldım başkandan. Ramada Otel'de toplantı yapacağız. Ben de 9:30 size geçtim. Yani hemen onları yazdım. Ya. Ya seyrediyorsunuz. Ama işte ben yani bu böyle. Yani Sakaryaspor daha önemli. Kalkıp gittiniz mi? Giden arkadaşlarımız oldu. Oldu. Tamam. Sonuçta böyle. Çok büyük bir heyecanımız var. İnşallah muvaffak oluruz. Bu yeni antrenörlerimiz, teknik kadro oluşuyor hemen hemen. Bir tek sportif teknik direktörümüz kaldı. Transferlerimizde seri bir şekilde kadroyu oluşturmamız lazım ki ondan sonra biz de şeye bakalım. Yani kurumsallaşma yönüne ağırlık verelim. Efendim başka sorusu olan... Şeyi soracağım. Bu o zaman şöyle bir şey açılım var. Öze dönüş. İsmail Öz'le başlayalım. Ha. Ve eski çocuklarımızla başlayalım. Öze dönüş projeniz var. Doğru mu? Tabii yani genç altyapıya muhakkak surette destek veriyoruz. Zaten... Eski çocuklarımızı geri getirmek gibi bir... Var. U19'lardan. Orada... 6-7 kişi var orada. 6-7 kişi var. Yani muhakkak surette faydalanacağız. Hele... Var derken siz izlediniz mi 6-7 kişiyi? Gözünüzde gördünüz mü? 6-7 kişiden az oldu. Rapora göre Temel. Rapora biz göre. Biz baktık biz 6-7 kişi göremiyoruz. Yok 3 kişi gibi. Hayır ama... direkt oynayacak değil. Neyse. Neyse. Şey değil. Şimdi şöyle. Yani başarılı olanları alacağız öyle diyelim. Adet sayının da önemi yok. Bir tane de olsa Türkiye yıldızı olsun. Bir tane çıksın olsun. Yani şey değil. Yani budur. Evet. Ama tabii canım. Ama tabii ki sezona başlangıç yani öyle U19'da falan şeyle bu değil yok öyle bir tekrar şey yok. Tekrar geçen sene ki şeye düşmemek lazım. Macera bir hayal kırıklığı. Böyle çıkacak takım. Aynen öyle. Hayır. Şampiyonluk istiyor muyuz? İstiyor muyuz? Siz istiyor musunuz? Ben istiyorum. Yapacağız abi. Yapmak lazım. Yani bunun şansı yok. Ben tek hedefim şu an başka bir şey düşünmüyorum. Allah'tan bir şey olmazsa tabii ki yani hani açlıklar olur şey olur ama hedef bu. Tabii çok da büyük konuşmayalım. Futbolda çok büyük konuşmak da şey değil. Ama bir hedefiniz olacak yani. Bir hedef olmazsa o şey zaten Sakarya'nın ne zaman olmalı? Yani Sakarya'nın her zaman hedefi. Şimdi stadın gitmesi bir an evvel istiyorsunuz evet. Ama bu stadın kiralama işleri evet. Falan bunlar kiralama işlerini başkan belediye başkanıyla da görüştüm. Belediye başkanımıza şey yapılacak zannediyorum. Belediye kiralayacak. Bize kullanacak. 10 yıl kiralanmazsa isim hakkı da kullanamıyorsunuz. Öyle bir madde varmış. Öyle mi? Evet onu da bunu not Betül Hanım not alır mısın? Yani öyle ifade edildi. Yok biz şimdi araştıralım onu. Bu önemli lira. Bir şey söylüyorsunuz burada. 10 yıl kiralamanız halinde isim hakkını kullanma durumunuz oluyor. Hayır, şimdi belediye ama belediye kiralarsa da aynı i̇şte şey. İşte belediye olarak kim kiralayacaksa 10 yıl kiralarsa isim hakkı doğuyormuş. Ben bu ifadeyi aldım. Yani. Tamam bunu inceleyelim. Ben şey diyordum yani dediğiniz ya sıralı açılışa ilgili planlamalar yapıyoruz. Çok başladık. Bu o zaman. Efendim? Kesin yetişiyor mu stat? Şimdi
biraz daha işi var. Yani açılışa ben çok şey. Aynı ifadeyi kullanamıyorum. Şimdi burada yapmamız gereken bir şey var. Yani bir defa gerekirse Ankara'da en üst makama kadar gitmek. İşte yani ay, bakın müteahhit arkadaşımız var şeyde. Belediye başkanımızdan önce yardım alacağız. Bir bütün yani bir ekip çalışacağız. Şimdi o inşaatı yapan firmayı zorlayacağız. Açılışa yetiştirmeye çalışacağız. Ama epey bir iş var. Ben aslına bakarsanız çok yarım yamalak açılmış tesislerin de sonradan çabuk döküldüğünü görüyorum. Yani çok acelenin de fayda getirmediğini görüyorum. Işte Beşiktaş mesela güzel olur, çok güzel olur. Güzel olur. Ama üçüncü maç, dördüncü maç, dört maç 12 puan yapmışız. Öyle gelmişiz. Filan yani ya yapalım. Olur ya. Hani Beşiktaş'ta yapabiliriz. Bak son ana kadar. Beşiktaş ama aceleyle açtı o. Ama ona rağmen güzeldi. Güzeldi ama onların da hep eksikler tamamlanıyor şu anda. Çok eksik onlar var. Onlar da şampiyonluğu getirmek için acele. Ama tabii ki onlar paraya çevirdiler işi. Müthiş bir zamanlama oldu. Onların zamanlaması müthiş oldu. Biz de o zaman hep birlikte bir şey yapacağız, tespit edeceğiz. Bütün mesele bu şey başarımız gelsin. Benim onun dışında ben şöyle bir notlarıma bakayım. Siteyle ilgili gerçekten site önemli. Sizin görevinizden sonra çok aktif kullanılmadı. O çok önemli. Çok önemli bu. Çok önemli. Ben ondan çok rahatsız oldum. Herhalde girmiyoruz artık. Sakarya.com.tr'ye girip haber alma çalışmıyoruz. Çünkü en son 19 Ekim vardı galiba. Evet. Yani bu, hayır. Bu çok önemli. İki sene elzem. Önceki puan cetveli var. Evet. 1,5 sene önceki puan cetveli. Bu gerçekten elzem. Hemen. Hayır. İlerlemeniz hoşuma gitti. Evet. Hakan Başkan sana bir talimat verdi. Kısaca bir bilgi ver. Kısaca bir bilgi ver. Utku vardı orada galiba. Evet. Utku'dan da faydalanacağız. Tamam. Yani kulüpte olması gereğini düşünüyoruz artık şeyin. Ondan sonra. Yani bu böyle.